Bu videoda döngüleri kullanarak nektar toplayıp bal yapacağız. 8. konu arı ve döngüler. 1. etkinlikten başlıyorum. Merhaba, ben bir arıyım. Çiçeklerdeki bitki özlerini toplamama yardım eder misin? Daha önceki etkinliklerde bir çiçek içinde ne kadar nektar varsa sağ altındaki rakamda o nektar söylüyordu. O çiçeğin içindeki nektarı almak için arının o çiçeğin üzerine gelmesi ve geldikten sonra nektarı al komutunu çalışması gerekiyordu nektarı almak için. Burada yok ama peteklerde de alınan nektar sayısı kadar burada çiçek görünüyordu. Peteğin üzerine gelip peteğin kapasitesi neyse 1, 2, 3, 4 o kadar bal yap komutunu uygulayarak topladığımız nektarlarla bal yapıyorduk. Burada asıl konumuz döngüleri kullanma. Döngü birbirini tekrarlayan benzer olayları daha kısa şekilde yazmak için kullandığımız bir şey. Yazdığımız algoritmayı şu kadar kez dönerek yapmasını söylüyoruz bu komut bloğu sayesinde. Burada bir benzerlik var. Nedir? Arının burası bir satranç tahtası gibiydi. Bu karelerin her biri bir birim uzaklıkta. Arıya bir kere ilerle komutu ilerlemesini istediğimizde arıdan bir birim ilerleyecek ve bu kareye ulaşacak. Bizden istenen bu çiçeğin üzerine gelip bir kere nektar almak, sonra bu çiçeğin üzerine gelip nektar almak. Burada benzer bir iş var. Nedir? Bir birim ileri, bir birim ileri nektar al. Bir birim ileri, bir birim ileri nektar al. Yani iki birim ileri nektar al, iki birim ileri nektar al. Öncelikle şu şekilde ilerle komutunu iki kere kullanarak iki birim ilerlerim ve nektar alırım. Bu algoritmanın yaptığı iş iki kere tekrar ediyordu. Bunu da yine bir döngünün içine koyup iki kere tekrar edersem buradaki bende istenen işi bakalım yapmış oluyor muyuz? Nektar aldığı burada görünüyor. Evet, bu şekilde iki tane çiçeğe döngü kullanarak bizden istenen işi yaptık. İkinci etkinliğe geçiyoruz. Burada bazı bilgiler vermiş. Hızlı bir şekilde okuyalım. Döngü tekrarlama işlemidir. Petekleri kontrol etmek için her peteği çıkartıyorum, inceliyorum ve sonra tekrar yerine koyuyorum. Aynı işlemi tekrar tekrar yapıyorum. Döngü demek aynı işlemi tekrarlayarak birçok kere yapmaktır. Bu tekrarla bloğu, yani ara birimde pembe olan blok, tekrarla bloğu, döngü bloğu, bu bloğun içine koyduğunuz işlemleri tekrarla bloğuna yazdığınız sayı kadar, üzerine yazdığınız sayı kadar bilgisayar tekrarlıyor. İlerle ve nektar al bloklarını 3 defa sürükleyip kodu yazacağımıza sadece birer tanesini sürükleyip aynı işlemi 3 kere tekrarlayacağız. İşleri kolaylaştırıyor. 3 kere yazacağım komutu buraya 3 yazarak yapmam işimi kolaylaştırıyor diyor. Aynı görevi bir döngüyle daha kolay bir şekilde yapabilir misin? Bir önceki etkinlikle aynı iş. Bu sefer arı ters yöne, sola doğru bakıyor. Biz ne yapmıştık? Buradaki kendini tekrarlayan işi görmüştük. 2 birim ilerleme. Bunu döngüyle yapmıştık. 2 birim ilerle. Sonra bu 2 birim ilerledikten sonra buradaki çiçeğin üzerine geliyordu. Nektar al dedik. Ve bu işlemi, bu algoritmayı iki kere tekrarladık.
Bu noktaya ulaştıktan sonra yine iki kere ilerle ne tarafa şeklinde. Bir önceki etkinlikte belki döngüyle yapmamışızdır diye bize şimdi döngüyle yapmamızın daha kolay olacağını söylüyor. Ve bizi döngü kullanmaya yönlendiriyor. Tüm bitki özlerini toplamak için bir döngü kullanabiliyoruz. Burada bakın çiçeğin altında 4 rakamının olması bu çiçekte 4 nektar olduğu anlamına geliyor. Çiçeğin üzerine geldikten sonra nektar al komutunu 4 kere kullanmam gerekecek 4 nektar almak için. Çiçek 2 birim uzaklıkta ilerle komutunu 2 kere uygularsam 2 birim uzağa gitmiş oluyorum. Tam çiçeğin üzerine geldi. Bu komutu uyguladıktan sonra da nektar al komutunu 4 kere uygulayarak çiçekteki 4 nektarı da toplamış olacağım. Bir sonraki etkinliğe geçiyoruz. Şimdi tüm nektarları toplamak için yenileme bloğunu kullanın ve tüm balları yapın. Yenileme bloğu. Bu blok buradan bahsediyor. Evet, bakalım. Çiçek 4 nektar barındırıyor içinde. Demek ki bunu almak için 4 kere nektar al diyeceğiz. Ve petek de kapasitesi 4. Demek ki 4 nektarın 4'ünü de peteğe bal yapabiliriz. Yapmamız gereken şey bir adım ilerlemek. Bir birim ilerlediğimizde çiçeğin üzerine geldik. Çiçeğin üzerine geldiğimiz zaman 4 tane nektar alabiliriz. Ve ondan sonra bir adım daha ilerleyerek peteğin üzerine geleceğiz. Ve peteğin de kapasitesi 4 olduğu için bal yap komutunu 4 kere uygulayacağız. Bakalım. Şekilde. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Her çiçekten nektar toplamak için bu blokları döngünün içine koy. Burada her bir çiçek bir nektar barındırıyor. Her bir çiçekten bir kere nektar alacağız. Burada arımız sola doğru bakıyor. İlerle dediğim zaman sola doğru gitmeye çalışacak ama şu koyu alanın kenarları açık alanlar duvar. Sola doğru gidemez o yüzden. Sadece bu alan içinde gitmem gerekiyor. Zaten toplayacağım çiçekler de bu alan içinde. Demek ki bir kere arıyı saat yönünde döndürürsem sağa doğru yukarı bakar. Demek ki ben saat yönünün tersine doğru, yani sola doğru döndüreceğim. Çiçek arı aşağıya, çiçeğe doğru bakmış olacak. Sonra bir kere ilerlersem ve nektar al dersem bir birim ilerleyip nektarı alır. Sonra yapmam gereken ilerle ve nektar al. İlerle ve nektar al. Sonra yapmam gereken yine saat yönünün tersine sola dön, ilerle ve nektar al. Bu noktaya varmış olacağım. Şimdi bu komutları ayrı ayrı yazıyorum. Çünkü burada yapılan işlemler arasında bir benzerlik bulmaya çalışıyorum. O benzerliği bulduğum zaman bu komutları bu şekilde yazmama gerek olmadan döngü içerisinde kullanmaya çalışacağım. En son yaptığım işlemde
sola döndüm, ilerledim ve nektar aldım. Daha sonra yönüm sağa doğru olduğu için ilerle ve nektar al diyerek bu noktaya ilerledim ve nektar aldım. Sonra tekrar sola dön, ilerle ve nektar al diyeceğim. Ve son olarak da ilerle ve nektar al. Evet, burada şu kod, şu iki algoritma bir diğer işlemlerde kendini tekrar ediyor. Buraya baktığım zaman görmem biraz zor ama tek tek yapacağım işleri alt alta koyduğumda burada bir işin tekrarlandığını daha net bir şekilde görebiliyorum. Demek ki benim ilk yazdığım komut da ilk yazdığım komutta da bakın ilerle nektar al, ilerle nektar al. Bunu da bir döngü içerisinde iki kere yazıp şunu çöpe atabilirim. Sonra da bunu bir döngü içerisinde kullanıp bunu da üç kere tekrar etmem gerekecek. Bunları çöpe atıyorum. Döngü içerisinde kullandım. Ve algoritmam son haliyle bu şekilde oldu. Adım adım çalıştıralım. Döngü içerisindeki ilk döngümüzün ilk satırından başlayacak. Sola dön. Sola dön. Döndü. Aşağıya doğru bakıyor. Sonra bir döngü içerisinde ilerle nektar al, ilerle nektar al. Bunu iki kere şu içerideki iki kod bloğunu çalıştıracak. İlerle nektar al. İlerle nektar al. Sonra bitti. Bu döngü iki kere çalıştı. Bu da bitti. Bu kodlar bitti. Ne yapacak? Şu döngüyü bir kere çalıştırdık. Şimdi bunu ikinci kez çalıştırmak için başa dönüyor. Döndü tekrar sarı yana yapacağı işine. Tekrar içeri giriyoruz. Sola dön. İstikametimiz bu yön. İki kere ilerle nektar al, ilerle nektar al. Son kez tekrar başa dönüyor. Çünkü 3 kere tekrarlamasını istemiştim. Sola dön. Bu sefer yukarıya bakıyor. Sol saat yönünün tersine döndüğü için. Burada da ok işaretiyle gösteriyor. 2 kere ilerle, nektar al, ilerle ve nektar al. Evet. 6. etkinliğe bakalım. Bu döngüyü 3 kez tekrarlarsan ne olur? Sonunda tüm bağları yapmayı unutma. Burada tekrar eden bir iş var. Nedir? 1, 2, 3 birim nektar al. 1, 2, 3 birim nektar al. Tabi burada sola dön. Nektar aldıktan sonra sola dönmek gerekiyor istikamet için. 1, 2, 3 birim nektar al, sola dön. 1, 2, 3 birim nektar al, sola dön şeklinde. En başta da arı sola baktığı için aşağıya gitmek istiyorum ben. Aşağıya bakması lazım. Saat yönünün tersine. Saat yönünün tersine döndürürsem arı aşağıya bakacak. 3 birim ilerleyeceğim. Tekrarla ileri 3 yaparsam arı çiçeğin üzerine gelmiş olacak ve nektar alabileceğim. Nektar al komutuyla nektarı toplayacağım.
bunu sonra bu noktaya vardığı zaman tekrar başa dönerse, bunu bir döngüde kullanırsam zaten saat yönünün tersine sola doğru dönecek ve bu yöne gidecek. Tekrar sola döndüğünde de yukarı bakacak. Bu yazdığım algoritmayı şu kenarından tutup 3 kere tekrar ediyorum. Bu algoritma bittiği zaman şurada olacağım. Ve yukarıya doğru bakıyor olacağım. PT'ye ulaşmak için bir birim daha ilerlemem gerekecek. Ve topladığım 3 nektarı 3 kere bal yap komutu uygulayarak toplayabileceğim. Adım adım işleyelim bunu da. Bakalım döngümüz nasıl çalışıyor. Evet. İlk satırda döngüye girdi. Bu döngü 3 kere çalışacak. Sola dön. Barımız döndü. Buradaki sarı yana kod çalışıyor ve burada ön izlemede sonucu hemen görüyoruz. Bir adım daha ilerliyorum. 3 kere tekrarla. İlerle. Bir daha ilerle. Bir daha ilerle. Sonra nektar al. Çiçeğin üzerine geldim zaten. Başa dönüyor. Döngüde ne vardı ilk komut? Sola dön. İlerle, 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 nektar al. Tekrar dönüyor. Sola dön. İlerle, 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 nektar al. İlerle. En son bu noktadan PT'ye ulaşmak için. Ve 3 kez bal yap komutunu çalıştırarak sonuca ulaşıyoruz. Şunu yeniden başlatıp çalıştır diyeceğim. Kod bloğu çalışsın kendi. Evet, bu şekilde. Yedinci etkinliğe bakalım. Burada kendini tekrarlayan bir iş var mı? 1, 2 birim nektar al, sağa dön. Bu sefer saat yönünde dönmem gerekecek. Saat yönünde döndüğüm zaman sağa bakıyor şu an. Saat yönünde aşağı bakacak, sola bakacak, yukarı bakacak. Saat yönünde dönersem. 2 birim ilerle, nektar al, sağa dön. 2 birim ilerle, nektar al, sağa dön. 2 birim ilerle, nektar al, sağa dön. 2 birim ilerlemek için ilerle komutunu 2 kere tekrarlayacağız. Alt alta yazacağız. Daha sonra gelen komut nektar al, daha sonra gelen komut sağa dön. Bu iş kaç kere yapılacak? 3 kere. Bakalım. Bir sonraki etkinliğe geçtik. 8. etkinlik. Bakalım burada kendini tekrar eden bir iş var mı? İleri nektar al, ileri bal yap. İleri nektar al, ileri bal yap. Şuradaki işle buradaki iş birbirinin aynısı. İki kez tekrarla diye bir döngü yazabilirim. Daha fazla yapabilir miyim? Bu nektar al ve bu da bal yap olduğu için, farklı komutlar olduğu için onları yazmak zorundayım. İleri nektar al, ileri bal yap. Bu komutu bir döngüyle yapamıyorum.
Ama bu komut iki kere burada kendini tekrar ediyor. Çalıştırıyorum direkt. Adım adım gitmiyorum bu sefer. Siz isterseniz adım adım giderek tek tek kodların nasıl sonuç çıkardığını görebilirsiniz. Evet, burada yine kendini tekrarlayan bir iş var. Petek ve çiçekler yan yana, yan yana. Aralarındaki mesafeler, uzaklıklar aynı. Nektar, nektar, içindeki nektarlar aynı. Petek kapasiteleri aynı. O zaman biz bunun önce en küçüğünü yapan işi algoritmasını yazarsak, sonra bunu 3 kere arka arkaya tekrar edersek bu işin tamamını yapmış oluruz. Bakalım arının yönü sola doğru. Önce bir birim ilerleyeceğiz. Çiçeğin üzerine gelmiş olacağız. Çiçekten nektar almamız lazım. Ama çiçekte 2 tane nektar olduğu için nektar al komutunu 2 kere işliyorum. Sonra orada işim bitti. Bir birim daha ilerliyorum. Bu sefer bal yapacağım. Aldığım 2 nektar vardı. Onları bala çevirebilirim. Petek kapasitesi de 2. Ve sonra tekrar dönersem yukarı ilerleyecek bir birim. Yine bir çiçeğin üzerine gelecek. 2 tane nektarlı nektar alacak. Gibi gibi bu işi 3 kere arka arkaya tekrarladığında benden istenilen bütün işi ne yapacağım? Yapmış olacağım. Çalıştırıyorum. Devam ediyorum. Bir sonraki etkinliğe geçtim. Burada çiçek petek birbirini tekrarlıyor. Ama burada bir dönmem gereken bir yol var. O yoldan dolayı bakalım bu işi döngüyle yazabilecek miyim? Bir birim ilerledim. Çiçeğin üzerindeyim. Nektarı aldım. Sonra bir birim daha ilerledim. Balı yaptım. Peteğin üzerine geldim ve balı yaptım. Bu noktadan sonra bir birim ilerlemek için aşağıya bakıyorum. Aşağıya bakıyorum. Sağa bakmam gerekecek. Saat yönünün tersine doğru. Yani saat yönünün tersine sola. Sola doğru dönme gerekecek. Dönersem eğer sola doğru bakalım sola döndükten sonra yapacağım işlem buna benziyor mu? İleri git nektar al, ileri git nektar al, doğru, ileri git bal yap, doğru. Sonra sola döneceğim yani yukarı dönmüş olacağım. İleri git nektar al, ileri git bal yap, sonra bir daha sola dön. Evet. Bu komutu, bu algoritmayı döngü içerisinde 3 kere kullanırsam bu işi yapıyor. Burada bir dönüş var ama demek ki dönüşte kendini tekrarlayan bir dönüş olduğu için döngü içerisinde dönme komutu kullanarak bu işi yapacak algoritmayı oluşturdum. Devam edelim 11. etkinlikle. Burada bir merdiven var. Merdivende ne yapıyorduk? Önce ilk basamağa iniyorduk.
Sonra o ilk basamağı bir döngü içerisine yazıyorduk. İlk basamaktan inme algoritmasını, kurduğumuz algoritmayı. Ve kaç basamak varsa o döngüyü o kadar çevirdiğimizde en aşağı kadar inmiş oluyorduk. Burada bir basamak indikten sonra bir de burada yapmamız gereken bir iş var. Çiçeğin üzerine geleceğiz ve nektar alacağız. Her basamakta bu işi yapacağımız için bu da kendini tekrarlayan bir iş. Arı sağa doğru bakıyor. İlerle dersem bu noktaya ulaşmış olurum. Saat yönünde aşağıya doğru bakmasını istiyorum. Sağa bakıyor, aşağıya bakmasını istiyorum. Saat yönünde sağa doğru dönüyorum. Bir birim daha ilerliyorum ve nektar alıyorum. Sağa doğru döndüm. Aşağıya bakıyor. Bir birim ilerledim. Çiçeğin üzerine geldim ve nektar aldım. Çiçekte bir nektar var. Bir kere nektar alıyorum. Sonra burada ben aşağıya doğru bakıyorum. Aşağıya doğru bakıyorum. Bu algoritmayı tekrar işletirsem, bu algoritmanın ilk satırı ileriye doğru olduğu için, ileriye git olduğu için, aşağı bakarken ileriye gidersem aşağıya doğru gitmeye çalışırım ve duvara çarparım. Bir sonraki bu algoritmanın ikinci kere çalışması için, ikinci kere doğru şekilde çalışması için arıyı sağa doğru bakar şekilde bırakmam lazım. O zaman ben algoritmamın en sonuna arıyı, aşağıya bakan arıyı saat yönünün tersine doğru döndürürsem, tekrar sola doğru döndürürsem, arı ileriye doğru bakacak. Bu kod başa geldiğinde tekrarla bloğu içerisine koyduğunda başa döndüğünde sağa doğru baktığı için ilerle, sağa dön, ilerle, nektar al, sola dön gibi bu işlemleri yapacağız. Bunu kaç kere çalıştırmam gerekiyor? Bakalım kaç basamak var? 1, 1 basamak, 2, 3, 4 ve 5 basamak. Demek ki ben bu algoritmamı yazdım. Algoritmayı 5 kere çalıştırırsam benden istenen işi yapmış olurum. Evet, bu şekilde. Sonraki etkinliğe bakalım. Burada yine bir merdiven var. Yine bir merdiven var. Ama merdivenin her aşamasında yapılması gereken işler var. Her basamakta bir çiçek var ve aralarda da petekler var. Bakalım. Biraz ilerleyelim bakalım. Şimdi sağa bakıyor. Bir birim ilerledim. Çiçeğin üzerine geldim. Döngüyle yapabilecek miyim? Yani birbirini tekrarlayan bir iş var. Döngüyle yapabiliriz gibi görünüyor ama nasıl? Nasıl yapacağız? Döngünün içine koyacağımız kendini tekrarlayan algoritmayı nasıl bulacağız? Bakalım sağa doğru bir birim ilerledim. Bir çiçeğin üzerine geldim. Nektarını aldım. Sonra saat yönünün tersine doğru yukarıya bakmak için sola doğru döndüm. Yukarıya bakıyorum. İlerledim. Nektarın üzerine geldim. Pardon, peteğin üzerine geldim. Bal yaptım. Sonra bu sefer saat yönünde sağa doğru dönmem gerekiyor. İlerlersem bir birim. Petekten bir birim ilerledim. Çiçeğin üzerine geldim. Çiçeğin üzerine geldiğim zaman sanki daha önce şu aşağıda yaptığım işlemle bu noktada benzerlik başlıyor. Bakayım. İlerledim, çiçeğin üzerine geldim diyelim.
Nektar aldım, doğru. Sola döndüm, yukarı baktım, doğru. İlerle, bal yap, sağa dön. Evet. Sonra beni tekrar şu noktada sağa doğru bakarken ki hale getiriyor ve başa döndüğümde tekrar şuradaki işi de yapabilir hale geliyorum. Demek ki benim çekirdek algoritma buymuş. Bunu tekrarladığım zaman benden istenen işi yapacağım. Şimdi kaç kere tekrarlayacağıma bakalım. Buradaki algoritmanın yaptığı iş iki tane. Bir çiçek ve bir çiçeğin nektarını almak ve bir peteğe bal yapmak. Bunun gibi kaç tane var? 1, 2, 3, 4 ve 5 tane olduğu için bu işi arka arkaya 5 kere yaparsam bakalım çözmüş oluyorum galiba. Bu şekilde çözümü tamamladık. 13. etkinlik değerlendirme, nektarları toplamak için yenileme bloğunu kullanın. Yenileme bloğu dediği tekrarla bloğu. Yani kodu yenileme. Aynı kodu yeniden 3 kere istiyorsan 3 kere yeniden yazmak anlamında kullanmış soruda. Bakalım. Bir birim ilerle 2 nektar topla. Bir birim ilerle 2 nektar topla. Bir birim ilerle 2 nektar topla. Nektar al komutu 2 kere kullandığım için döngü içerisinde 2 kere tekrarlayayım. Sonra bu komutu kaç çiçek varsa 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 kere tekrarlarsam bakalım ne yapmış oluyoruz. Çözüme ulaşmış oluyoruz. Bu konumuzun son etkinliği. Burada bir iş yapmamızı istediği bir iş var. Bu işi buradaki 4 algoritmadan hangisi yapar? Hangi blok tüm nektarları toplar? Yine burada tabi resim oldukları için orijinal dilinde İngilizce olarak görünüyor. Bakalım nedir bu? Bir birim ileri git, nektar topla. Bir birim ileri git, nektar topla. Bir birim ileri git, nektar topla. Bu iş 3 kere yapılıyor. Bir birim ileri git, nektar toplayı 3 kere tekrarlarsak bu işi yaparız. Bakalım burada hangisi? Move forward, ileri anlamında ileri git. Bu da get nektar, nektar topla anlamında bizim istediğimiz iki komut. Repeat de 3 demiş. Bu da tekrarla anlamında ve bunu 3 kere tekrarlıyor. Bu bizim de demin düşündüğümüz algoritma. Diğerlerine bakmaya gerek yok. Burada 3 kere ileri gitmiş, sonra nektar toplamış. Ne yapar bu? 1, 2, 3 kere ileri gitmiş, nektar toplamış. Bir tek bunu toplar, şu ikisini toplamaz bu komut. Bu ne yapmış? 1 kere ileri gitmiş, 3 kere nektar toplamış. Bu da bu bir nektarı toplar, 2 kere de boşa burada nektar toplamaya çalışır. Şu ne yapmış? 3 kere ileri gitmiş, 1 kere nektar toplamış. Bu da şu komutun aynısı, algoritmanın döngüsüz hali. Bu konuyu da tamamlamış olduk.